Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü edebiyatçımız Refi Cevat Ulunay. 1890-1968 en tanınmış muharrirlerimizden olan Refi Cevat Ulunay Şam'da dünyaya geldi. Annesi Makbule Hanım, babası Ankara valiliği yapmış olan Ali Muhiddin Paşa'dır. Muhiddin Paşa'nın soyu Mevlana Celaleddin Rumi'ye dayanmaktadır. Refi Cevat Ulunay İstanbul Vefa'da büyüdü. Şemsül Marif adlı hususi bir mektepte orta tahsilini yapan Ulunay 1909 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Aynı yıl muharrirlik mesleğine başladı ve Tanin, İkdam, Şehrah, Gıdık, Kalem, Yeni Sabah, Tan, Hizmet, Milliyet ve kendi çıkardığı Alemdar olmak üzere çeşitli gazete ve mecmualarda hikaye, mizah, haftalık sohbet, tarih bahisleri türünde yazılar yazdı. Bu yazılarında zaman zaman Arı, Veysel Karani ve Serazat Takma adlarını kullandı. İttihat ve Terakki'ye muhalif cephede yer almış bulunan Ulunay, Baba Ali baskınıyla gazetesi Alemdar kapatılıp sürgün edildi. Sinop, Çorum ve Konya vilayetlerinde yaşadığı bu sürgün hayatı 1918'de mütarekenin imzalanmasıyla sona erdi ve yeniden İstanbul'a dönerek gazetesini neşretmeye başladı. Milli mücadele esnasında yayınlanmakta olduğu Alemdar gazetesiyle bu harekete muhalif yazılar yazdığından meşhur 150'likler listesine dahil edildi ve bu sebepten dolayı Avrupa'ya gitmek mecburiyetinde kaldı. Ulunay gibi pek çok kimsenin milli mücadeleye muhalif bir tavır takınması asla vatan hainliği ile izah edilemez. Onlar Ankara'da filizlenen hareketten haklı ve amansız düşmanı oldukları iddiatçılığın bir canlanma kokusunu almış ve bu sebeple ona karşı çıkmışlardı. 17 yıl ızdıraplı bir gurbet hayatı yaşadıktan sonra 1938'de çıkarılan af üzerine memleketine dönerek Yeni Sabah gazetesinde muharrirliğe devam etti. Hayatının 58 yılını muharrirlikle geçirerek ömrünü tamamlamış. 1968 ve bu yolda hak bildiği değerler uğruna memleketinden ayrı kalmak dahil türlü sıkıntılara katlandı. Fransızca, Arapça ve Farsçaya ana dili gibi vakıf olan Ulunay, yazılarında olgun ve aynı zamanda halka hitaben samimi bir üsluba, nüktedan ve hazır cevap bir şahsiyete sahipti. Bu yüzden geniş bir okuyucu kitlesine kendisine sevdirmişti. Kır hayatını ve hayvanları çok sevdiğinden Kartal civarında tesis ettiği bir çiftlikte yaşardı. Mevlevi olan Ulunay, Bahariye Şeyhi şair, bestekar ve Neyzen Hüseyin Fahreddin dedeye intisap etmiş olup dini ve ahlaki yönlerden hassas, mükemmel bir şahsiyete sahipti. 1968'de vefatını mütakip vasiyeti üzerine ceddi olan Mevlana'nın Konya'daki türbesinin karşısında bulunan Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Mevla rahmet eyleye. Başka dillerden de birçok tercümeleri bulunan Ulunay'ın eserlerinden bazıları şunlardır. Köle 1945, Rıza Tevfik ve Mektupları Enkaz arasında 1945, Dağlar Kralı Balıkçı Ethem 1963, Sayılı Fırtınalar 1958, Bir Başka Alem 1964, Eski İstanbul Kabadayıları 1958, İki Komite İki Kıta 1919, İhtişam Diyarı Hindistan 1962, Eski İstanbul Yosmaları 1959, Bu Gözler Neler Gördü 2003 yazdıklarından bazılarıymış. İltifat mı, itab mı? Türk dili için 2. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları 27 seri 4 sayı A6 sayfa numarası 19 Ankara 1966'da yazılmış Ulunay tarafından. İltifat mı, itab mı? Matbaaya namıma gelen mektuplar arasında Beyoğlu Menşeili ve Türkler Ertürk imzalı şu mektubu da buldum. Ey kalın düşünülü kişi! Sen artık bütünüyle örgütlenmiş olan öz Türkçecilere karşıt olmakta direniyorsun.
Bu boş ve anlamsız çabanın sonucu imge kırıklığı olacaktır ve de yaptıklarının aritmetiği senden elbet sorulacaktır. Çünkü en ilerici devrimciler bunu yürütmek için yeter derecede güçlüdür. Bir sürü ilginç yurt sorunu dururken bozuk deyiminle ya Itri'den ya Evliya Çelebi'den ya da bunun gibi diğer vezirlerden söz açıyorsun. Ulusumuzun anlamadığı tilcikleri kullanarak bilgelik taslıyor ve ne mal olduğunu düşünü yoksunluğunu belli ediyorsun. Halklarımızın kötü oluşuna sebep sizin gibi gericilerdir ve de özge adam yokmuş gibi seni oraya oturtanlardır. Çetin boşuna demiyor. Bu yobazla aynı günlükte yazdığıma utanıyorum diye son olarak salık vereyim. Ha, cidden okuması çok garip. Bu mektup yazılmış Ulunay'a. Türker Ertürk imzalı onun mektubunun. Son olarak salık vereyim. Salı vereyim, salık vereyim. Biraz oku da Türkçe öğren ayıptır diye mesaj. Cevaben herhalde devam ediyor. Bu lisandan bir şey anlamadığım için mektubun iltifat veya itap olduğunu pek kestiremedim. Mesela örgütlenmenin ne demek olduğunu söylemek değil, öğrenmek dahi istemiyorum. İmge kırıklığı da öyle. Yalnız bu zatı bazı noktalar hakkında tenvir etmek isterim. Türk aleminde çok kıymetli hatıralar yazan Evliya Çelebi ve büyük musikişinas İtri vezir değildirler. Mazisini bilmeyen, inkar eden milletlerin istikballeri yoktur. Biz Türklerin mazisi çok milletlerin ağızlarının suyunu akıtan bir tarihtir. Bence lisan ancak fikrin ifadesine yarayan bir vasıtadır. Bu itibarla lisan, bütün milletlerin birbirinden yardım aldıkları bir ifade kaynağıdır. Lisan, kelime uydurmasyonu değildir. Mesela nesil yerine kuşak demek, avize yerine sarkanak demek ne halt etmektir. Bu tilciklerle, ilginçlerle yazılan mektup da böyle olur. Bu sütunda kaç defa yazdım. Dünyanın en güzel lisanı olan Fransızcadan Latin ve eski Yunanca kelimeler çıkarılırsa Fransızca diye bir şey kalmaz. Bizde de Arap ve Fars asıllı kelimeler böyledir. Dilimize girmiş yerleşmiş olan bu kelimelerin artık Arapça ile Farisi ile alakaları yoktur. Onlar Türkçedir. Bir kelimenin bir lisana mal olması için o kelimenin iştikakı, kökü ve ahengi gibi bazı şartları vardır. Mesela hakim kelimesini yargıç yapanlar bununla neyi ifade etmek istiyorlar? Hakim, hüküm, hakem, hikmet, mahkum, muhakeme, mahkeme, ahkam, hükkam. Bir kere bu kelimenin aynı kökten muhtelif şekillerle arz ettiği zenginliğe bakın. Bir de bunun yanında yargıç kelimesinin fakirliğini düşünün. Hayret ettiğim bir noktada dilimizi alabildiğine fakirleştiren, çirkinleştiren, ahengini bozan bu acayip kelimeleri zorla dilimize sokmak isteyenlerin garp lisanlarından alınan kelimeleri canı gönülden tasvip etmeleridir. Onlar nedense ecnebi kelimeler olmuyor. Hepsini de yanlış söylüyoruz. Fransızcası trotuar olan yaya kaldırımına tretuar diyoruz. İştah açıcı içkiye doğrusu aperitif iken aperatif diyoruz. Dahası var yanlış kelimesini de şimdi yanlış olarak yanlış kullanıyoruz. Sonra bunun aksine yalnız kelimesine de yalnız diyoruz. Güzelim Türk dili ağlanacak hale gelmiştir. Gericiliğe gelince biz Türk dilinin zenginleştiğini, güzelleştiğini görmek istiyoruz. Onlar lisanı dar bir çember içine sokmak ve acayip kelimeler uğruna fikri feda etmek istiyorlar.